şu yanda gördüğünüz kısım zaten orta kısımda dört tepsilerinizle birlikte kolunuz gelinden fazla büyük gözükmeye başlar. İki favori arasını göstereceğim size. Mükemmel ya, böyle ya. Şöyle pintimiz olsa yeter ya. Gurul Bey'den selamlar dostlarım. Bugün birlikte mükemmel bir biceps, triceps, kas gruplarımızı çalıştıracak aktivite yapacağız. İki favori hareketimi ben göstereceğim. İki favori hareket Berkan gösterecek. Bakın nasıl bir şekilde çalışıyoruz. Favori hareketlerimiz neler? Bunları görelim. Daha fazla yormadan hareketlere geçeceğiz. İlk önce benim reverse bir şekilde yaptığım hareketin formunu göstereceğim. Ağırlık zamanla yükselecek. Birazcadan tüm başa kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. Salınımı tam vermeniz lazım. Front bir şekilde de aynısı geçerli. Dengenizi sağlamanız gerekiyor. Güçlü ayağınız hangisi ise onu önde bırakın. Ağırlığın momentumuyla şunu yapmayacağım. Tamamen ağırlık kolunda kalacak. Bırakırken sanki poz veriyormuş gibi bisepslerinizi sıkın. Ağırlığı indiriyorum, olabildiğince gerilimi veriyorum. Patladım, tekrar aynısı. Asıl zorlayan kısım tamamen burada bıraktığı yerde. Yani kaldırırken patladı, indirdiği yerde tamamen bisepsi zorlanıyor. Kaslarınız yırtılmaya başlıyor. İlk hareketimiz bitti dostlar. 13-11-9 tekrar yaptık. Olabildiğince ağırlığı arttırdık. Set sayısı azaldı. Şimdi ezberde 21 hareketini yapacağız. Statik bekleme yapıyoruz. Sonra ani pozitif tekrarla hareketimize devam ediyoruz. 4 hareket yapacağız. İkisi dediğim gibi bende. İkisi de Berkant'ta olacak. Göğüs hizasına kadar kaldırdım yere tekrar. Bu bittikten sonra yukarıda. Şimdi tam. Sonra bekliyorum 10 saniye. Forearm kısmınız da yoğun bir şekilde çalışırsa, ben ağırlıkla patladığım yerde ne kadar hakimiyet uygularsam istediğim kas grubuna o kadar yoğun bir şekilde odaklanırım. Formu bozmayacağınıza eminseniz ağırlığı arttırabilirsiniz. 7, bırak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Benim daha beklediğim vaktim var. Hadi. Nasıl? Tatlı mı? Mükemmel. Ezber de bitti. Bundan sonra iki hareket sende. Sen ne dersen onu yapacağız. Hadi gel. Bu harekette olay şu. Omuz hizanız değişmesin. Omuzlar geride. Kol hafif önde. Dirsek karın hizasında. Olay hem barı dengede tutmak
en bisepse yoğunlaşmak. Bisepsinize iyice odaklanın. Ya normalde omuzu burada kaldırdığınız zaman omuz devreye girer. Yani şöyle yapanlar var. Kaldırıp yapanlar var. Bisepsi hissedemezsiniz. Omuzu ne kadar aşağı bastırırsanız, omuz ne kadar sabit kalırsa biceps o kadar kasılır. Bu zor. Bu halde zor. Olabildiğince dirseğinizi dışarı vermemek çalışıyorsunuz. Yani şunu yapmayın. Dirseği sabit. Şurada bakar mısın? Hadi. Ben yediği alayım, koluma güvenmiyor şu an. Sırtı daha da kasmak için düz tutuyorum. Aşağı indirdiğinde salmadığı için biceps burada hala kasılı olarak devam ediyor. Bunu bıraksa bicepslik gerilim tamamen kaybolacak. Yani dumbbell kaldırırken izotonik kasılma yaptığımız gibi burada da izometrik kasılmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz içimizi önce önünden alırsak daha mutlu olur. Yani beni götten çekti. Evet. Kasa mükemmel stres uygulayabilmek için dumbbell'ı kaldırdıkça yükseğe gelen dumbbell beyin biceplerine daha fazla gelir görünüyor. Böyle kaldı. Düz duramıyor. Son. Hadi sen seçeceğim. Şimdi dostlarım ezberde harekete başlayacağız. İki favori hareketini göstereceğim size. Önce skull crusher ile başlayacağım. Sonra glow grip yapacağım. Birleşik set şeklinde. Bunda en önemli nokta salınımı tam vermeniz lazım ve bilek açınız kırık olmaması gerekiyor. Burada tutmayın. Genelde skull crusher'ı burada ağırlık veriyorlar. Bizim için yorulmalar, sakatlanmalar oluyor. Ağırlık nerede? Tam forearm kısmında. Bileğin olduğu hizada. İndirdim buraya kadar. Buradan patladım. Eğer açıyı güvenli hale getirmek istiyorsanız tam bir şekilde kavrarsınız. İndirdim, patladı. İndirdim. Diğer yapacağımız hareket de close grip şeklinde press. Yani dar bir açıyla itiyoruz. İndim, patladı. İndim, patladı. Genelde triceps çalışırken en önemli dikkat ettiğim nokta üç başıyla yoğun bir şekilde çalışmak ve long head'inize ne kadar ağırlık verirseniz tepsilerinizle birlikte kolunuz gereğinden fazla büyük gözükmeye başlar.
Kusura bakma, ben oraya bakıyorum. Güzel. Hayız. Hayız. Hayır, sen yat ben miyim? Allah'ım ya. Mükemmel ya. Böyle. Bak şöyle PT'miz olsa yeter ya. Şuradan ağırlık çekeceğim diye belimizi şöyle yapmayın arkadaşlar. Arkasını hemen kickback formunda çekiş bir hareketini göstereceğim. Bunu yine piramit set, yani ağırlığımızı artacak, set tekrar azalacak. 13, 11, 9 diye 3 sette bundan yapacağız. Yine birleşik set, olabildiğince yoracağız. Bakın, diğer en önemli noktalarından biri, çektiğim zaman aşağı doğru indirip bırakmıyorum, çektim yana doğru bir açış. 3 başa da bastım diye. Ama bunu yaparken yine bileğimi zorlamıyorum, yani şu olmayacak. Elleri nasıl geldi? Yine forearm'ından olduğu kısımdan itibaren devam ediyor. Bu. Ve sabanımı tamamen veriyorum. Patladım. Patladım. Ondan sonra bu hareketim biter bitmez. İki elini aynı hizadan kavruyorum. Kickback'e benzer bir formda. Patladım. Yavaş. Yukarı doğru giderken ne görürse burası olmuştur. Yavaş. Patla. Yavaş. Patla. Yavaş. Ya bu makarasını düz bir açıyla indir. Yani geriden alır. Makara nereden geliyorsa aynı formda aşağı doğru indirir. Sadece forar kısmı. Sanırım verdik direkse patla. Evet, patla. Harekete girseniz nerede başladıysa orada devam edin. Şöyle şeyler olduğu zaman sesiniz çalışmaz. Nerede başladıysa antrenör olur. Şu yanda gördüğünüz kısım mesela orta kısımda da ve şu buradan uzantısı gelen kısımda low bend. Üç başa da çalıştığınız zaman bisepsiniz normalde diyelim ki bu formda gözükürken çıktığınız zaman daha estetik bir görüntü ulaştırıyor size. Yani bisepsinize vermeniz gereken değeri kesinlikle verip dostlarım, antrenman bunun sona eriyor. Dediğimiz gibi favori hareketlerimizi sizlerle paylaştık. Berkant sağ olsun, bugün misafirimdi. Zaten onunla bir kanalı var. Aşağıdan size onu yönlendireceğim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz, böyle videoların gelmesini istiyorsanız bildirim açıp abone olabilirsiniz. Evet, sizin için çok teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar.